Merhaba arkadaşlar, balık peşinde biliyorsunuz dünyayı gezmeye devam ediyoruz ama yurdumuzun güzel balık meralarında es geçmiyoruz. Bugün Adana'dayım, İshak Beyaz kardeşim yanımda. Merhabalar, hoş geldiniz. Çok güzel avlar yapıyor, son zamanlarda beni kudurtuyordu. Güzel ceylan palamutları, kofanalar, granyozlar. Yok, aynen. Bugün nasibimizi aramaya geldik, Adana'dayız. Şu güzel botumuzla çıkacağız, biliyorsunuz en güzel balık ufak teknede yakalanır. Hedefimizde ne var? Ceylan palamutları var. Çok vahşi, dişli. Jilet dişli. Evet. Jilet dişli balıklar. Bugün genel olarak ceylan peşinde oluruz. Aynen. Bakalım. Geç geldik. Öğleden sonra çıkıyoruz ama yeterli bir süremiz var. Bize rast gelsin. Hadi başlayalım. Arkadaşlar hava başlıyoruz. Önce jig yapacağız akışta hafif jiglerle. Burası İskenderun Körfezi diye mi geçiyor? İskenderun Körfezi çok sığ olduğu için şu an 15 metre derinliğimiz var. Buralarda akışta jig yapacağız. Jigle balık alabilirsek ne ala, en keyiflisi o. Ama jigle balık alamazsak başka bir mereye gidip sırtı çekmeye başlayacağız. Sırtıyla nasibimizi arayacağız. Çeşitli rapalalarla teknenin arkasına iki tane sırtı çekeceğiz değil mi? Aynen öyle. İki tane. Nasibimizi öyle arayacağız. Hedefte asıl hedef balığımız ceylan palamudu. Yazılı orkinos. Çeşitli girda türleri olabilir. Sen sinarit bile tuttun değil mi geçen burada? Sinarit, mercan, her şey vuruyor. Lagos olabilir, züber olabilir. O zaman yağ nasip diyoruz. Ben şöyle atacağım birazcık. Yatayda çalışacağım. Hava devam. Arkadaşlar, dakika bir ya. Gol bir. Çok büyük bir balık aldım. Ne vurdu ne kalamı aldı ha. İnce takımla girdim. Uzun jig. Sence ceylan mı diyorsun? Bence ceylan. Şimdi basmaya başlayacağım. Birazdan göreceğiz balığımızı. İlk vuruşu çok iyi değil miydi? Çok iyiydi. Bak şimdi daha çıldırır bu. İnşallah dişine denk gelmez. Bir şey denk gelirse şimdi yakana gelince kestiririz. Tekrar basmaya başlayacak. Çıldıracak değil mi? Ooo! Hafif takım dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Küçük balık değil bu. Küçük değil. Ters girmediyse geldi lidera. Lidera geldi. Uzun lidera. Parladı da. Ne? Parladı da ne olduğunu göremedim. Ceylan. Ceylan mı? Evet. Ha, helalim vardı be. Helalim var. Çok büyük değil ama güzel boy. Çok güzel. Vallahi açılışı. Tamam ya. Fazla sarma abi. İşte aldık bu. Aldık be! Çak! İlk ceylan palamudumuz. Aldık böyle çok güzel. En son pandemiden önce gelmiştim. Yumurtalıkta yakalamıştım bunlardan. Sağ olsun İshak kardeşim dedi ki balık var abi gel. Hızlandı balık dedi. Dün öğlen aradın. Bugün buradasın. Bugün buradayım. Aynen böyle. Devam işler böyle. Balığımızı bir gösterelim mi? Şimdi ha, arkadaşlar. Eğerse makineyi dikkat et. Açalım istiyorsanız bunu. Aç abi bir kere. Nam yapmasın dikkat edin. Grip'in var mı? Grip var. Bense de var. Lip grip versene bana. Dikkat et. Arkadaşlar bu balığın dişleri çok tehlikeli. Jiletten keskin. Yani tedbirsizlik demeyeceğim aptallık yaparsanız. Ben şu an bu balığı size göstermek istiyorum ama. Grip yok. Anamızı ağlatır affedersinler abi. Dişlerinden çok korkuyorum bu balığın. Evet. İğneden kurtaralım abi şunu. Sıkı tuttum düşmez merak etme. Bak kaç tane yeri kesti dişleriyle gördün mü? Kepçeyi parçaladı. Ölmeden fotoğraf çektirmeyeceğim arkadaşlar. Evet böyle bir balık. Nasıl ama? Canavar gibi bir balık. Hava devam. Arkadaşlar bir balık bende. Bir balık da oltada ne geliyor? Küçük züberse salıyoruz hemen değil mi? Vaaa canavar. Belki sonradan çıldıracak. Nereden biliyorsun? Küçük bir şey de değil ama. Lagos. Oo, güzel bir lagos. Kum girdisi. Salalım bunu abi. Tabii hemen. Gösteriyoruz. Arkadaşlar bereket işte. Güzellik. Evet. Adana'mızın güzellikleri. Ülkemizin her yeri cennet gördüğünüz gibi. Çok güzel balıklarımız var. Salyasını. Sen onu sal abi. Ben de bu canavarı livara atayım.
Hava devam. Ay kameraya ısırıyordu. Ay. At ait olduğu yere. Hava devam. Bay bay. Allah aldım be. Çektim be. Kuşumu da çektim. Yine ceylan. Abi uzuncik, uzuncik. Ceylan istiyorsan uzuncik. Yağlarım tuttum. Ama bu da birazdan giderse o kadar üzülürüm ki bu jik. Evet, yani içi denk gelirse birinin bir şerefsizim. Kendin al. Ama bunun altında da iki tane iğne var, o da iyi. Geldi evet, evet. Geldi mi? Geldi. Dizlendi. Yine ceylan. Arkadaşlar berekete bakın ya. Adana'nın bereketine bakın. Aynen bu. Ucunda çünkü. Oo. Evet, evet. Hava devam. Devam. Hemen çıkar Livar abi. Devam ki. Devam. Aa, dişler var ya daha sıfırdı jik. Anasını ağlatmışlar. Bakayım. Dur göstereyim. Aa, üstü çizilmiş gördüm şimdi. Ya resmen dişi içine saplanmış. Evet, içinde kalmış. Şey. Yani kurşunu deliyor bu hayvanlar arkadaşlar. Bak hemen birkaç yeri yaralamış. Yani her balıktan sonra lideri değiştirmem gerekiyor. Yani daha doğrusu kesmem gerekiyor o kısmını. Burayı değiştirmezsem bir iki balık sonra keser gider burayı. Her zaman böyle sığ meralarda özellikle yatayda yapılan aksiyon daha iyi balık kalıyor. Yani çünkü zaten hemen yukarı çıkıyor şimdi. Tabii tabii. Dik yaparsan hemen yukarı çıkar. Yatayda yaparsan bir sürü aksiyon yapmak için şeyin olur, zamanın olur. Demin balıkları aldığımız yerlerde miyiz? Aldı! Aferin kız Diloş sana. Yine yakaladım vuruşu. Ceylan yine. Emek. Sen emek harcıyorsun. Burada trel oluyor mu? Sen emek harcıyorsun. Abi yüzeye çıktı. Aa. Çok pis yüzeye gitti. Yazılı olabilir mi? Büyük olabilir. Aha. Yazılı. Yazılı değil. Yok büyük bu. Savaş. Değil gördüm ya ufak. Takım ince. Balığı gördüm. Döndür canım istersen. Döndürürüz. Acelemiz yok. Ne yapıyor bu ya? Ceylan mı bu? Bence ceylan. Kuyruğu yazılı gibi gördüm. Benziyor, çok benziyor. Bu biraz büyüyor. Eğer kalamayla oynamadıysan. Ben küçük gördüm balığı ama. Sen görebilir misin? Bir anlık gördüm ben. Ters de girmiş olabilir mi? Ters girse bu kadar rahat gidemiyor ama. Allah Allah. Kalamaya bak be. İnşallah büyüktür. Gördüm diyor. Yok küçük gördüm de ama bu ne basma abi? Ders girmediyse. Tekneyi çevirdi. Bu tekneyi alır götürür canım. Bu botta ne var? Herhalde boynundan falan mı yakalandı ben acaba? Yani bayağı mücadele etti çünkü. Diğerleri bu kadar dövüşememişti. Ağzında değildir o zaman. Aynen. Yazılı orkinos olma ihtimali yok mu diyorsun? Var ama bence ceylan ters yerde. Göründü, göründü. Ya da belki büyüktür, ben yanlış görmüşümdür. Ne bu? Aa, yazılı. Yazılı. Ben sana edeceğim. Aynen, yazılı. Oo, güzel bu yazılı. Alalım, alalım. Oh be. 1,5 kiloluk bir yazılı. Alabilirim bunu elime, diş yok. Direkt şeyden de çıkarabilirsin. Çok. Aynen, şeyden çıkardım. Hop, çok güzel bir yazılı orkinos. Renklerin yeşilliğinin güzelliğine bakar mısınız? Ava devam. Yem balığı dipte ya, onun peşinde. Aldı, aldı. Be. Yine Diloş yakaladı vuruşu anını. Şey, telefonu bana geçiyordu. Üzdü, bana üzdü, bana üzdü. Eyvah, kesti mi? Kesti. Gitti mi? Yok. İğneden kurtuldu, iyi bari. Kim gelsin de. Müzik çok güzel. Bir yara var mı diş izi? Hemen bir bakalım. İğneleri de çok iyi. Ta orta yerinden bir yara ama çok haşim bir yara değil. Ceylan palamı duydu gördüğünüz gibi, kaçırdım balık yine. Bir daha balık alırsam, ooo diş izlerine bak. Her yeri parçaladı. Hadi bakalım. Diloş kesmiyor. Vuruşlarca. Arkadaşlar çok üzgünüm. Bir tane uzun jik vardı. Nevale. Onunla alıyorduk bütün balıkları. Yani 4 vuruş ben aldım. Sıfır vuruş. Evet, ceylana sıfır vuruş. Aynen. Başka ne aldın? Ha şey. Girdan. Aldın. Giri de aldın aynen. Ama o jik de koptu gitti. O yüzden aşırı üzgünüm şu an ya. Aslında. Dolandı atarken.
Arkadaşlar tekrar lider bağlıyorum. Jack'imiz gitti. Aynen bir kulaç yapacağım abi. Böylelikle atarken de takılma ihtimali de azalmış olur. Kalın lider bağlıyorum özellikle. Çünkü ince lideri balığı çeker ama dişleri kesiyor. Deminki her yakaladığım balıkta lider yara almıştı balığın dişlerinden dolayı. Ama tabii lider kalın olduğu için kopmadı. Efsane geri döndü. Jikimi taktım. İkisi de dipten vurdu. İshak çok üzgün çünkü iki tane balığa jik kestirdi. Şimdi çelik tel takacak. Böyle olmayacak yoksa jik bırakmayacak bunlar. Yem küçük olunca tek ısırışla dişi misine denk geliyor. Yemi yutuyor. Allah ben de kestirdim. Gitti kesti gitti. Abi o kadar uzun jik kullanmıştım. Nasıl kesti bunu? Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle göstereyim size. Jilet gibi kesti gitti. Çok üzgünüm şu an. Ben yine uzun jik devam. Bana bir klips ver abi. Abi her şey burada bize çok lazım olacak. Ben ne yapacağım biliyor musun abi? Kafayı yine takmayacağım. Isırdığı zaman abi şeye yakalansın. Kuyruktaki iğneye yakalansın. Böylelikle dişi denk gelmesin. Nasıl fikir? Kafadan vuruyor abi. Ya o ilk ısırdığında şey yapmaz. Gerçi deminki öyle oldu ya. Hiç hissetmedim bile hayvanın şeyini. Buradan kessene yara var abi burada. Yine koparttırırsam abi ben de senin gibi çelik tele geçerim. Bir de sen bir dene bakalım. Çelik tel avcılığı ne kadar etkileyecek? Arkadaşlar. Evet etkiliyor ama yapacak bir balık. Şey yok. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Balık, balık hareketli şu an. Çelik teli yerse biz bugün kaç balık alırız bu sürü durursa burada? Alırız bayağı. Var şu an aşağıda. Tekrar deniyorum. Balık içimizden geçti. Son 3 aksiyonda 3 tane jik kestirdik. Hadi bakalım bismillah. Bir tanecik üçlüğüne taktım. Aslında balığı da kaçırabilir. İyi bir şey değil. Ama artık jik koparmak istemiyorum. Yazık. En güzel jiklerimiz gidiyor. Elde de çok bir şey yok yani değil mi? Olanlar hep kestiriyor işte. Eyvahlar olsun. Kameraman yatarak çekim yapıyor. Orada oldu bıraktı. Abi bir şekilde oldu. Tabii üçlüğü asist olmadığı için kaçırdı. Olsun. Çok iyiydi ya. Hadi bakalım. Aldı. Çelik telli takıma vurdu ha. Gel. Ben de isterim birazdan ya. Çelik tel. Gel saracak mısın? Yok yok yok, yok tamam. Yok siz alın. Biz ona birazdan jikleri bindiririz. Aynen. Aldım be. Ay çarptım burada. Double strike, double trouble. Fena ya. Değil balık ha. Büyük ben sana söyleyeyim. Bendeki de büyük gibi. Güzel boylar. Deminkilerden daha ağır basıyor. Kafasını çevirmen lazım. Çeviririz ya bir şey olmaz. Allah. Eyvah eyvah. Aa, kurtuldu. Yine yok ki. Herhalde kurtulur. Sana dedim ama. Ne yapayım abi? İyi kesmesinden ya. İyidir. Bir tanecik yine var takımda. Olsun. Seninkini görelim. Seninki de iri değil mi? Ağzındaysa güzel boy diye düşünüyorum. Abi aşağısı balık kaynıyor şu an. Burayı da işaretledim. Süper. Ben alacağım ki şimdi tekrar. Sıkıntı yok. Bak şimdi bak 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 bak. Aldı aldı. Arkadaşlar berekete bakın. Bu minicik iğneyle ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Sen arka taraftan al. Eğer benimki ağzındaysa. Ah benimki iğne bıraktı. Güzel bu. Ya ona bir asist tak ya. Ben buna bir asist takayım aynen. Çelik tel bir asist. Eline korku kalıştırma canım. Çok kaçırıyor baksana. Evet. Ama minicik üçlüğüne taktım o yüzden. Ah yine aldı. Düşerken aldı yine. Ya, aşağı bak aşağı. Koy abi işareti buraya. Aa ters girmiş benimki ya. Canım mı? Benimki ters girmiş. O yüzden. Olsun. Kürtçeye gerek var mı? Yok abi sen bak. Ben de kepçesi alıyorum abi. Kepçesi alıyorum ben de. Oo, oh. Seninki ne yazılı mı? Hayır Ceylan, Ceylan. Of be güzel. Oh, kurtuldum. Aha gitti mi? Aynen. İyi bile çekmişsin bence bu kadar küçük iğneler.
Olsun. Devam. Yedirme bizi. At abi içeri. At 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 at. Yedirme bizi. Aynen. Aa devam. Çelik geldi değil mi sizinki? Çelik. E yiyor çeliği de o zaman ben de çeliğe geçeyim ya. Geç geç. Çeliği ya yiyor. Görmüyor ya çeliği bence o kadar. Görüyor yarım görmez. Aşağıda yazıyor sen direkt aşağı indir. Ben uzağa attım da oraya doğru geliyor sıkıntı yok. Evet. Ceylanların aha. İçinden geçmeye devam. Çok yakında. Yardım edeyim mi? Boy fena değil. Oo güzel. O güzel uzun uzun. İki işi de yaptım büyük. Be. Vaa bu güzel mi? En büyüğü geldi. En büyüğü geldi. Harbi güzel. Be güzellik. Canavar. Vaa bu çok iyi boya. Aman. Aşkım yedirtme kendini. Kıstırıyordu. Vallahi billah. Bir tane aşkım var. Onu da ceylan yedi demesin. Arkadaşlar korkuyoruz artık. Didoş bırak sen jikli hadi. Harbi mi? Aynen. Aleyh. Evet İshak bana... Çelik beden hazırlarken Didoş ipe geçti. Aksiyonu nasıl bunun? Aynen bildiğin gibi işte. Hadi bakalım. Hava devam. Evet bir süredir balık yapmıyordu. Tekrar başladı. İshak bir tane kaçırdı peşinden hemen. Aşağı bir daha vuruşu aldı. Oo inşallah büyüktür. Büyük mü? Aynen. Standart. Fena değil. Hadi inşallah bana da vurur. Türü varsa. Büyük olabilir. Oo. Ne çoktu vurdu bir daha. Mu? İki kere üst üste. Of of alıyorum şimdi. Abi dam diye vuruyor. Abi. Büyük büyük büyük. Bu tarafa geliyor. Hepsi senin tarafı abi. Oo, bunu kaçırmayalım. Bu da çok büyükmüş. Aynen. Gayet güzel. Anam beni sıcaktı. Beni yeme. Beni yeme. Beni yeme. Boya var. Çok güzel. Bunları yiyeceğiz arkadaşlar. İftara ziyafet var. Ama devam. Ekran balık kaynıyor. Her an vurabilir. Teknenin altında 8-10 parça çok güzel balık var. Acaba yatayda çalışsam daha mı yer, daha mı iyi yer diye düşünmüyor değilim. Eğer yemezse şu an dikeyde yataya döneceğim. Gerçi sen hepsini dikeyde aldın değil mi? Dikeyini alıyorum. Ben de vuruşları dikeyde aldım. Yok yeme. Aa! Burada mı vurdum? Yok yemez de. Aldım aldım be. Burada. Oha bu ne? Boyuta bak. Daha büyük. Yok o kadar büyük değil. Sadece teknenin yanında yediği için inanılmaz bir heyecan yaşattı. Çıldırdı teknenin altına vurduğu için. Sen çekmek ister misin hayatım? Olur. Gel hadi. Yavaş mı hızlı mı? Tekne arkadaşlar biraz dar olduğu için 0.5 çekiyoruz. Beni de göbekli çekti o zaman Didoş. Seni şu an gördüğümden beni daha kalın görüyorum çünkü. Beni de göbekli çekti aynen. Onun da açıklamasını yapalım yani buradan. Normalde biz zayıfız. Yok çıtı pıtıyız yani. Aynen. Yani bir çıtı. Göründü göründü göründü. Kiloluyuz. Oo kayboldu. Güzel güzel güzel. Bana yardım edecek misiniz? Edeceğiz. Daha getiremedin ki suyunu. Getirdim de geri gidip duruyor. Aynen. Aha. Tamam şey takılıyor. Evet. Takılıyor. Tamam bu tarafa tamam, alırız alırız sıkıntı yok. Kaldır 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 kaldır. Evet işte bu. Oh be. Güzel senin ceylanın. Senin telini açar mısın? Pardon. Ha benim senin ne fark eder ya? Gezme ceylan bu dağlarda avladık seni işte. Gezme ceylan bu Adana'da. Seni avla avla. Avladık seni Ceyloş. Çok güzel. Ceyloş ne ya? Senin ceylanla hiç fotoğrafın yok. Bugün bir tane çekeriz sana. Çekelim hadi. Hava devam. Ben arkadaşlar bugün çok ince bir takımla girdim. Tamışın atarı kaç? 5.28. 5.21 ile 60 gramcık çalışıyorum. Teknenin bir problemi olmuyor. Ama ben light takımla avlanmayı hem mücadele keyfinden dolayı hem de light kamışın daha güzel aksiyon vermesinden dolayı tercih ediyorum. Bunu çıkarabilirsem bir sürü kaçırdım. Bu benim bugün 5. ceylanım mı olacak? 4. mü olacak? 4. galiba. Bir de yazılı var. 5. balığım olacak tekneye giren. Abi bu ağızdan yediyse bayağı büyük ben sana söyleyeyim. Yani aşağıda yazdırdığın balıksa bu iri. Evet çok büyük bir balık yazdırdık ve yani o esnada bindi. Şey bu eğer oysa. Fena değil geliyor. Güzel. Oha. Oo, göründü.
mi? Yok, yandan almışım ya, o yüzden. Aynen. Aa, ama yine de fena değil. Kepçe almayın mı? Kepçeyle al, bu kaçar, ya da dene bakalım. Hoppa! Yeme beni! Yeme beni! Arkadaşlar, dişleri o kadar tehlikeli ki. Ay. Çok korkuyorum o yüzden. İlme vesaire gelirse çok kötü. Karnım. Dişler nasıl? Fena. Aynen. Canavar. Arkadaşlar, ceylan palamutu deniyor. Ceylan balığı diyen de var buna. Spanish mackerel ya da king mackerel diye geçiyor. Ve aşırı lezzetli bir balık. Son yıllarda sularımıza Kızıldeniz'den giren ve her geçen yıl sayısı artan diyeceğiz ama bir sene bol yapıyor, bir sene zayıf yapıyor. Bir balık türü. Neymiş? Ceylan palamutu. Dişler nasıl? Korkunç. Bence buna çakal balığı falan deseler ceylan balığı yerine daha iyi olurdu. Evet. Çizgileri var. Yüzgeçleri çok güzel, gördüğünüz gibi. Çok iyi değil mi ya? Çok güzel. Küçükleri noktalı oluyor. Büyüdükçe şöyle çizgilere dönüyor, evet, galiba. Ve arkadaşlar, o kadar hızlı bir hayvan ki bazen yeme vururken hızını alamayıp suyun dışına 5-6 metre havaya fırlıyor. Dediğim gibi yemesi de çok güzel. Sularımıza hayırlı olsun. İnsan yine yapıştırdı. Yazılı mı diyorsun bu sefer? Evet, yazılı gibi. Abi TL var. Yazılı gelirse çok şaşırırım. İtalyi takıma. Oo. Ya da büyük olabilir mi? Çok kafa atıyor çünkü. Bilemiyorum. Karar veremedim. Yani çelik telli bedene yazılı orkü nasıl gelirse. Gerçi buralar biraz bulanık. Ama yine bu nokta çok iyi. Yok, ben çok güzel attım. Seni bozmam. Yo, ceylan. Ceylan yine. Ceylan mı? Valla billah. Bu sezon en balıklı avın 20-30 parça aldın mı? Almadın değil mi? Yok, bu sene. Daha yeni başladı zaten. Aynen. Bir fotoğrafını gördüm, onu geçeriz be. Aldık be, aldık be. Devam. Ama devam. Arkadaşlar, kısa bir ihtiyaç molası vermiştik. Barınağa gidip geldik. Şimdi hava kararmadan önce bir saatlik vaktimiz daha var. Hava devam ediyoruz. Yazdım abi. Yazdım abi. Noktada mıyız? Noktadayız. Tamam abi, ben yata yatışımı yaptım. Hava devam. Arkadaşlar, avımızı sonlandırdık. Öncelikle bizi buraya davet eden, misafir eden ve bu güzel balıkları tutturan İshak Beyaz kardeşime, eller kirli birazcık. Eller balıklı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ellerimiz balıklandı. Her zamanki gibi balık koktuk. Biliyorsunuz en sevdiğimiz şey Adana'nın güzel sularında, İskenderun Körfezi'nde. Daha doğrusu, evet. İnanılmaz balıklar yakaladık. Nasıl balıklarımız? Şöyle kısa sürede öğleden sonra çıktığımız avda 9 parça balık aldık. Bundan fazlasını da kaçırdık. Bazıları iğneyi vurdu, yolda kurtuldu. Kaldırırken düşen oldu. Jiki kesen oldu. 5-6 tane jik koparttık değil yani mi? Yani çok iyi skor oldu o kadar kaçırmamıza rağmen. Evet, daha sonra çelik telli sisteme geçtik. Jik koparma şansımız azaldı. Gerçi onda bile 2 kere koparttırdık ama verim de azaldı. Yani bu işin cilvesi bu. Hayvanda inanılmaz dişler var. Şöyle bir detay alabilirsek dişlere. Jilet gibi dişleri var, bakın şuraya. Kesiyor hayvan, ne yapalım, doğası bu. Yazılı orkinosumuz da var. Bir tombik, bizim çok sevdiğimiz torpidomuz biliyorsunuz. Ama lezzet olarak hangi isterseniz bunlar efsane. Şimdi kıyıya gideceğiz, temizleyeceğiz ve iftarda afiyetle yiyeceğiz. Eline koluna sağlık. Senin, senin sağlık. Söylemek istediğin bir şey var mı? Çok keyifli avdın. Ayağına sağlık. Yani senin de işi biliyor olman işimizi kolaylaştırdı bizim. Böyle balığa düşünce yanımdaki birçok arkadaş seni engelliyor. Aynen. Ama sen bu işi yıllardır yaptığın eyvallah için gayet rahat, keyifli bir av oldu. Bakalım yarın da kısmetimizi arayacağız. İnşallah daha iyi balıklara denk geleceğiz. Bakalım arkadaşlar, burada bir günümüz daha var. Sonra nereye geçiyordu? Yumurtalık bölgesine geçeceğiz. Orada da Vahap kardeşimle granyoz avlayacağız inşallah. Öyle arkadaşlar, kafamızı esti. Kardeşimizin davetine icap etti. Geldik Adana'ya. Bu güzel balıkları yakalamak nasip oldu. Arkadaşlar, videolarda en sevdiğiniz ve sürekli istediğiniz bölüme geldik. Yakala pişir. Şimdi yakaladığımız balıkları pişiriyoruz. Daha önce yedim. Çok lezzetliydi. Bakalım buranınkiler nasıl? Çok iyi. Adana'da en son Ahmet abim, Ahmet Uğurlu Çimen pişirmişti bana. Kofana ile birlikte bayılmıştık. Ama bu şekilde şimdi ızgarada yemedim, öyle söyleyeyim. Özel bir sosu varmış. Onu yaptın değil mi abi?
Evet. Çekik, zeytinyağı. Bir de tuz. Abi salça gibi bir şey de sürmüşsün ama. Salça değil işte, o sos karışım olunca öyle oluyor. Ha öyle mi oluyor? Evet. Ha. Evet. Of çok güzel koktu. Aşırı acıktık. Hadi bakalım, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, geldik şimdi işin en keyifli kısmına, tadım kısmına. Balıklarımız geldi, daha tadına bakmadık. Ben bir bakacağım abi. Ben çünkü... Aa çok yağlı duruyor lan. Bir saat önce yüzüyordum. Abi. Çok kokuyor. Nasıl sence? Çok güzel. Abi efsane. Şimdi Didoş'uma da bir tattıracağım. Bunlar kurumuş kısımlar. Aslında sen seversin de. Ben kurumuş severim ya. Bir sana bir yağlı kısmından yedireyim aşkım. İyi tamam. Yani kedi gibi. Lezzet orası yani. Tamam sonra sen kuru kısımlarını yiyebilirsin. Ama sonra bu balık kuruymuş falan dersin. Evet şimdi Didoş'a tadım. Üfle yanmasın ağzın. Getir o sübünlüğe geçen de kendin duvara. Nasıl? Çok iyi değil mi? Efsane. Düşündüğümden çok çok daha güzel. Ellerinize sağlık. Abi kendinize de aldınız mı? Aldık evet. Herkes yesin ama. Sıkıntı yok. Siz yiyin. Tamam biz zaten bitiremeyiz orayı. Aynen. Fazla mı yani? Sen şunları al abi. Hiç ziyan olmasın. Aynen. Sıcak sıcak yiyin. İkişer parça düşün birini. Yok. Bunlar bu bize yeter. Fazla ben fazla zaten yani. Buradan fazla alacağım. Fazla yeter. Afiyet bu arada çok lezzetli olmuş abi. Eline sağlık. Ben bir daha tadıyorum müsaadenizle. Ben başlıyorum müsaadenizle. Sıkıntıyorum. Zararı götürüyorum. Kasmadayız. Bir de. Of en güzel kısmı. Of. Soğan, evet, soğan. Evet, evet. Soğan yiyin yanına. Ben yanına soğan isterim. Soğansız tabii ki. Olmaz. Nasıl bir şey bu? Puan ver. 100. Süper, aynen öyle. Kanka bir de bu balayı kötü diyorsun, amşam değil diyorsun ya. Ya ben taş balığı tercih ettiğim için gelemedim. Ama efsaneymiş. Bunun yeri ayrı ama ben çok sevdiğim bir balık türü değil. Yani çok güzel balık ama balık tercihim değil. Çok iyi, çok iyi. Bıkmış yakalama. Yani çok aynen. Diyorum belki ondan dolayı. Demek ki o yağlı balık seviyor, taş balığı seviyor. Arkadaşlar buralara kadar geldik. Sizler için bu güzel avları yaptık. Emek verdik, uykusuz kaldık, yorulduk. Dalgada sallandık. Şimdi de karşınıza böyle afiyetle yiyoruz. Umarım bunu oruç tutanlar iftardan sonra izliyordur. İftarla sabır arasında yani diyelim. Yani şu an iftardan sonra yiyoruz. Aynen. Hakkınızı helal edin. Bizi desteklemek için tek tuşla ücretsiz olarak kanala abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. İshak kardeşimin de bir YouTube kanalı var. Onun linkini de bırakıyorum. Instagram linkini de bırakıyorum. Bizi takip etmeye devam edin lütfen. Destekleriniz çok önemli. Ayrıca takipçilerimizde yeni avlarımız gelmeye devam edecek. Sana da bir çekilişle bir takip. Buradan evet. Yapabiliriz evet. Bir çekiliş ama söz mü? Söz. Ben Instagram buradan... hesabını takip edin. Kendisi de iki arkadaşımızı tura çıkaracak. Evet. Adana'dan. Helal. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.